New York'un merkezindeki Times Square muhtemelen dünyada en iyi aydınlatılan yerlerden biridir. Yine de burada bulunan insanların çoğu bugün kullanmakta olduğumuz elektriğin Nikola Tesla tarafından bulunduğunu bilmiyordu. 40 yıl önce İkinci Dünya Savaşı sırasında Nikola Tesla bu otelin 33. katında öldüğünde ünü, parası ve arkadaşları yoktu. Savaştan sonra Nikola'nın sahip oldukları Yugoslavya Belgrad'daki Nikola Müzesi'ne gönderildi. Birçok çalışması New York'ta kayboldu ve insanlar gün geçtikçe Nikola Tesla'nın ölümünün şüpheli olduğunu düşünmeye başladılar. Cesedi ölümünden 3 gün sonra otel odasında bulundu. Birçokları onun bir Nazi ajanı olduğunu düşündüler. Çünkü Başkan Roosevelt'le buluşması gerekenden birkaç gün önce ölü bulunmuştu. Tesla müttefiklerin galibiyetini kesinleştirecek kozmik bir enerjinin buluşunu anlatmak istiyordu. Şimdi insanlar bu enerjinin ne olduğunu her zamankinden çok öğrenmek istiyorlar. Bu kapta Nikola Tesla'nın külleri var. Ben Burbank, Kaliforniya'dan Ralph Burchester. 10 yıllık çalışmalarım sonucunda Enerji İcatları Ürünleri adında bir şirket açtım. Araştırmalarım çoğunlukla 1942 yılının son 6 ayında Nikola Tesla ile çalışabilme şerefine nail olmam ve ondan öğrendiklerime dayanmakta. Tesla bana frekans, vibrasyonu ve enerjiyi anlattı. Ve bu konular yardımıyla doğanın ve evrenin pek çok sırrını keşfedebilmeme yardım etmiş oldu. İnsanlarla olan mesafesini her zaman korurdu. İnsanların ona 1,5-2 metreden fazla yaklaşmasına izin vermezdi. Çünkü manyetik alanlarının onu etkileyeceğini düşünürdü. Ayrıca insanlarla el de sıkışmazdı. Çünkü insanların onu etkilemesini istemiyordu. Bir nevi kendini koruma altına almıştı. Ben Bob Weiss. Kanada Park, Kaliforniya'da bir uçak şirketinde fizik mühendisiyim. Edison, Einstein ve Nikola Tesla gibi pek çok bilim adamının yaşadığı en büyük problemlerden biri, bir kez teorilerini açıkladılar mı, bu teoriler halka mal olur ve bilimsel disipline sahip olmayan insanlar bu teorilere sahip çıkıyor ve onları kendi çıkarları için kullanıyorlar. İnsan ırkı binlerce yıldır doğanın zorlu koşullarıyla mücadele ediyor ama diğer gezegenlerden her zaman büyük enerjiler ve ışınlar ve iyileştirme gücü geliyor. Ve bunlar sizce nereden geliyor? Bunlar yüce Tanrı'nın güçleri. Şimdiki zamanda bu güç sevginin gücü ve paylaşmanın gücü. Tanrı tarafından bize bahşedilen güç yeni bir dünyanın başladığının habercisi. Bu güç, bizim daha iyiye gitmemize, gelişmemize yardımcı olacak olan güç, dünyayı değiştirecek olan. Fiziksel vücudunda Nikola Tesla olan bu büyük adam, ruhsal dünyada baş melek Mikael. Mikael bu dünyaya sevgiyi onun gücü aracılığıyla getiriyor. Hepimizle paylaşmak için sevgiyi ve barışı hepimize iletebilmek için. Tesla şüphesiz yüksek frekansların ve vibrasyonların olduğu bir dünyanın bilincindeydi. Yeni bir paradigmanın vücut bulması ve ortaya çıkmasında da oldukça etkin bir görev almış ve bunun gerçekleşmesini sağlamıştı. Bazı biyografilerinde yazdığı gibi Budapeşte'de hastanedeyken geçirdiği zamanlarda masanın üzerine konan bir sineğin sesini tıpkı üç oda içeride çalışan saatin sesini duyduğu gibi duyduğunu ifade etmişti. Sıra dışı algılamaların var olduğu bir dünyası vardı ve bu dünyada yaşamıştı. Ruhani dünyanın insanları olan bizler, ben kendimi de bu yüksek frekans boyutundan olan ruhsal kardeşliğe ait hissediyorum. Bizler uzun zamandan beridir bu dünyada sıkıntıya ve mutsuzluğa sebep olan büyük güçlerin farkındayız. Ve bu kötüleri iyileştirebilmek için çabalıyoruz. Fakat
Dünyadaki insanların negatif düşüncelerinden oluşan kötü enerji yüzünden engelleniyoruz. Bu dünyanın insanları olan sizler, ruhani bağlantılarınızı ve amaçlarınızı unutmuşsunuz. Daha ulvi olan mizacınızı ve ruhani varlığınızı ihmal etmişsiniz. Gerçekten ihmal etmişsiniz. Birçoğunuz başka gezegenlerde yaşamışsınız. Çok daha yüksek derecelerde ve frekanslardaki gezegenlerde. Ama egoist yapılarınız ve saldırgan tavırlarınız yüzünden bu dünyaya geri gönderilmişsiniz. Tesla bir mistikti. Ama bir mistik olduğu için Tesla değildi. Ama belki Tesla olduğu için olağanüstü sınırlarda düşünebiliyordu. Kendi de bunun farkındaydı zaten. Tesla'ya özgün, sakin bir tavrı vardı. Tesla benim isimlendirmeyi sevdiğim şekliyle bilgiçlik bilimine sahipti. Bu bilime göre insan ırkı doğanın kaderini belirleyebilirdi. İnsanoğlu aklının alamayacağı kadar uzak mesafelerde, başka gezegenlerde, gerekirse güneş sisteminin bile dışında istediği noktayı kontrol edebilme yetisine sahipti. Bu Tesla'nın bobinine benzeyen bir güç kaynağına sahipse ve eğer fiziksel varlığı olan bir araçsa bir UFO bile olabilirdi. Tesla'nın bobinleri her seviyedeki frekansla aynı şekilde çalışabilecek şekilde tasarlanıyordu. Enerji kütlesi ve ışık arasında çok büyük bir ilişki vardı ve Tesla'nın bobinleri bu enerjiyi emebiliyorlardı. Bizler enerji denizinde yüzen bir dünyada yaşıyoruz. Bir nehirden aşağı giden insanlar gibiyiz. Botumuzda içecek bir şey olmadığı için susuzluktan ölüyoruz. Oysa yapmamız gereken tek şey bir kap alıp suya daldırmak. Böylelikle ihtiyacımız olan tüm enerjiye sahip olabiliriz. İnsanların beni dinlediğini düşündüğüm zamanlarda açıklamalar yapmıştım. En azından hepimiz için önemli olan konularda saygıdan dinlerler diye düşünüyordum. Artık hiçbir şey ifade etmiyor. Peki sen neden buradasın? Yani otel odamda. Çok uzun zamandır beni ziyarete gelen olmamıştı. Bunu hangi gazetede yayınlayacaksınız? Aslına bakarsanız ben serbest çalışan bir gazeteciyim. Bay Tesla, bir zamanlar çok zengin bir adamdınız ve Morgan'la çalışıyordunuz, değil mi? Bize çok büyük bir fırsat verilmişti. Peki bu fırsat neydi? İnsanların seçtiği ve seçebileceği bobinlerle ilgiliydi. Ve bu seçimler onlara çok farklı yollar gösterecekti.
Bay Tesla, Colorado Springs'te olduğunuz süre içerisinde uzaydan belirlenemeyen sinyaller aldığınız doğru mu? Bu konuyla ilgili oldukça net ve tam açıklamamı yaptım. Peki bu açıklama neydi? 1890'da Waldorf Astoria Oteli'nde bir basın toplantısı verdim. Sadece son bir soru daha Bay Tesla. Bir zamanlar Bay Westinghouse ve Bay Edison'la beraber çalışmışsınız. Bay Westinghouse'un size vermesi gereken 10 milyon dolardan vazgeçtiğiniz doğru mu? Genç adam, Westinghouse ve Edison çok farklı iki adamdır. George ve ben hala sık sık görüşürüz. Bay Tesla, Bay Westinghouse öldü. Uzun zaman önce öldü. Sanırım sen şimdi bana Mark Twain'in de öldüğünü söyleyeceksin. Mark Twain öleli neredeyse 30 yıl oluyor Bay Tesla. 1943 yılındayız. Görüyor musun? Onunla daha dün konuşuyordum. Ama aslında esas konuşmak istediğim Morgan. Şimdi genç adam, artık gidersen çok memnun olurum. Teşekkür ederim Bay Tesla. Morgan, diğerleri benimle konuşmaktan hep memnuniyet duymuştur. Ama bunca yıldan sonra bile Morgan hala konuşmayı reddediyor. Olmuş olan tüm bu kötü şeylerin hiçbiri olmayabilirdi. Ona bunu söyledim, ona dünyanın nasıl olabileceğini gösterdim. Hazır olduğunda bana haber vereceğini söyledi. Hala bekliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne hoş geldiniz. Sıradaki. Ulu Tanrım, dualarımızı kabul et. Bizi sonsuza dek koru ve kolla. Ulu Tanrım. Buyurun bayım. Hepsi bu kadar. Amerika Birleşik Devletleri'ne hoş geldiniz. Sağlar. Bunların hepsi sizin mi bayım? Yasal velileri misiniz? Bütün çocuklar sağlıklı. İtalya'da sağlık kontrolünden geçtik. Hepimiz sağlıklıyız bayım. Ailemizden hiç kimse hiçbir zaman hastalanmadı. Bunlar işte, tüm belgelerimiz burada. Teşekkür ederim. Bobey, çocukların hepsinin yasal velisi siz misiniz diye sordu. Bu ne biçim soru böyle? Benim çocuklarımdan başka kim sorumlu olabilir ki? Amerika'ya onların iyiliği için geldik. Buyurun bayım. Amerika Birleşik Devletleri'ne hoş geldiniz. Teşekkür ederim bayım. Hadi gidelim çocuklar, hadi hadi. Artık Amerika'dayız. Artık her şeyimiz var. Her şeyimiz hem de. Paris'ten gelen Nikola Tesla. Hadi gidiyoruz. Sırp asıllı Hırvatistan, Avusturya doğumlu. Sizin aileniz ne kadar büyük bayım? Ailem yok, sadece benim. Pekala, her şey tamam. Amerika Birleşik Devletleri'ne hoş geldiniz Bay Tesla. Teşekkür ederim bayım. Peki, sıradaki.
Sanki sihir gibi Tom. Yarattığın bu aletin sesini her duyuşumda bir öncekinden daha güzel geliyor. Ha, teşekkürler Catherine. Onun için bir isim buldum. Gramofon. Sen ne dersin? Adı her ne olursa olsun, senin mucizelerinden biri daha. Belki de en büyüğü. Sen ve Catherine. Eski dostlarımsınız Robert. Size güvenebileceğime inanıyorum. Şu Niagara projesi yaptığım en önemli şey olabilir. Dünyada böyle bir şeyin altından kalkabilecek tek insan sensin. Buna eminiz. Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Ne oldu? Fransa'dan gelen adam yine burada. Dün de gelmişti ama çok meşguldünüz. Şimdi yeniden geldi. Şu anda meşgulüm. Önümüzdeki haftanın başında gelmesini söyle. Zavallı adam. Onu bizim yüzümüzden reddetme. Artık Avrupa'daki her mucit önce Amerika'ya geliyor. Paris'teki şirketinizin müdüründen size bir mektup getirmiş. Pekala. Onu içeri alabilirsin. Bay Tesla, Bay Edison sizi şimdi görecek. Merhaba arkadaş. Mektup mu bu? Evet Bay Edison. Burada mektubun Bay Tesla'yı tanıtacağı yazıyor. Pekala. Kendini tanıtılmış varsayabilirsin Tesla. Amerika'ya hoş geldiniz, Bay Tesla. Teşekkür ederim bayan. Ben bayan Robert Johnson'ım ve bu da eşim Robert. Bay Edison'a yalnız görüşün. Hayır, kalmanızdan memnuniyet duyarım bayan Johnson. Konuşmak istediğim şey tüm insanlığın hayrına bir konu. Bunu başka bir yerde söyleseydiniz inanmayabilirdim Bay Tesla. Ama burası pek çok harika şeyin doğum yeri. Biz burada imkansızların gerçekleşmesini, seyirci olmayı adet haline getirdik. Söylediklerini dikkate alın bayım. Bu adam Century gazetesinin editörüdür. Ben Bay Tesla'nın geldiği yerde Century gazetesini duymuş olduğunu sanmıyorum. Siz Fransızsınız öyle değil mi? Orada çalışıyordum ama ben Lika'da doğdum. Kim bilir belki de Lika harika şeylerin doğduğu bir başka yerdir. Sen ne dersin Tom? Orayı hiç duymadım. Avusturya ve Türkiye sınırında bir yerdir. Similyan'a bağlı bir köy. Bunu Paris'teki şirketimin yöneticisi yazmış ve şöyle diyor, Sayın Bay Edison, bu dünyada sadece iki tane önemli insan tanıyorum. Siz bunlardan birisiniz. Ve genç Nikola Tesla da diğeri. Pekala Tesla, bulutların arasından çıka geldin. Bana gösterecek bir şeyin var mı? Burada Bay Edison. Gördüğünüz gibi bu dönen manyetik alan. Peki neye yarıyor? Bobinleri A noktasında kesiyor ve B noktasında buluşacak olan akım dalgasının akışını sağlıyor. Bunun motorunu çalıştırmasını mı bekliyorsun? Tabii ki. Ve uzak mesafelerden meydana gelen enerji kaybı da olmayacak. Unuttuğum bir şey var. Dinamolarında komitatör yok. Bir komitatöre gerek yok. Bu alternatif akım Bay Edison. Alternatif? Evet. Doğru akım kullanarak New York şehrini aydınlatmak için neredeyse 100 elektrik santraline ihtiyaç var. O zaman bile şehir dışındakiler karanlıkta kalacaktır. Doğru akım o kadar uzağa erişemez. Ama benim sistemimle ben bunu tek bir elektrik santraliyle garanti ederim. Tek santralle şehri hatta tüm ülkeyi aydınlatabilirim. Doğa tarafından bize sunulan enerjiyi ziyan ediyoruz. Doğadaki enerji sadece kusursuz değil, üstelik de doğal ve sonsuz. Benimle aynı fikirde olduğunuzdan eminim Bay Edison. Doğanın ahenginde yanlış adım atmış durumdayız. Alternatif akım kullanarak tükenmeyecek kadar çok enerji üretebiliriz. Eski santralleri yok edip yeni enerji santralleri kurarız. Bu dev adım tüm dünyayı değiştirebilir.
Senin şu küçük motorun yüzünden benim tüm enerji santrallerimi yok etmekten mi bahsediyorsun? Ama Tom... Bana ne dediklerini biliyor musun Tesla? Bana elektriğin kralı diyorlar. Ben dünyayı çoktan değiştirdim. Ve başardığım her şey doğru akıma dayanıyor. Yanlış yoldasın, inan bana. Bu çıkmaz sokak. Sen teori üzerinde vaktini harcıyorsun. Nereye gidiyorsun? Üzgünüm. Vaktinizi aldığın için çok üzgünüm. Benim için çalışmak istediğini sanıyordum. Özgün bir zihnim var. Hatta olağanüstü. Küçük bir hata yaptın diye seni kulağından tutup fırlatacağımı düşünme. Bulabileceğim tüm parlak zihinleri kullanmalıyım. Yarın sabah tam 7'de burada ol. Teşekkür ederim. Çok minnettarım. Hoşça kalın. Birbirimizi daha sık göreceğimizden eminim Bay Tesla. Umarım. Ben de öyle. Tom, sen büyük bir adamsın. Öyle mi? Evet. Bu kadar cömert olduğun için çok mutluyum. Çok genç ve ilginç bir adamdı. Ta Amerika'ya kadar onca yolu sırf seninle çalışmak için gelmiş. Şansını kaybettiğini görmeye dayanamazdım. Akıllı insandan anlarım Catherine. Yanlış düşüncelere sahip ama onda yine de bir şey var. Onu kendi tarafıma çekeceğim, göreceksin. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Bay Tesla. İyi günler Bay Johnson. Bayan Johnson. Bu bilimsel bir tür deney mi yoksa gerçekten görüneni mi yapıyorsunuz? Bir hendek kazıyorum Bay Johnson. Bu oldukça açık. Öyleyse artık Edison'la çalışmıyorsun. Bu da apaçık ortada. Ne oldu? Aramızda farklılıklar vardı. Hemen onu görmeye gidip bu sorunu düzelteceğim. Teşekkür ederim Bay Johnson ama bazı açılardan burası ayrıldığım yerden daha iyi. Eğer Edison'la gerçekten beraber çalışmıyorsanız o zaman Bob sizin için gazetede bir iş bulabilir. Öyle değil mi? Ona kartını ver. Lütfen Bay Tesla çıkın o hendekten. 5'e kadar çalışmayı bırakmıyoruz Bayan Johnson. Öyleyse 7 uygundur. Sizi evimize bekliyoruz. Adres kartın arkasında. Söz veriyor musunuz? Evet, söz veriyorum. Catherine sana senin için aklımda ne olduğunu tam olarak açıkladı mı? Çok iyisiniz ve size çok müteşekkirim. İşi istemiyorsun. Bana söylemeye çalıştığın bu mu? Ne yazık ki öyle. Century gazetesinin makale kadrosunda olmaktansa gerçekten o hendekleri kazmayı mı tercih ediyorsun? Kim olsa onur duyardı Bay Johnson. Bob. Ama geçici bir iş olurdu ve sana haksızlık etmiş olurdum. Gitsem iyi olur. Hemen gitme Nicky. Biraz daha kal ve baba bana anlattıklarını anlat. Yaptığım regüle edici kontrol makinalarını mı? Sen ve ailenle ilgili, doğduğun yer olan Lika ile ilgili. Lika'ydı öyle değil mi? Evet. Nicky henüz çocukken 5 dil konuşabiliyormuş ve okuma yazması olmadığı halde pratik ev aletleri icat ediyormuş. Ve babası bir rahipmiş. Tabii Ortodoks Kilisesi'ne... mensup oldukları için evlenebiliyorlar. Sen evli değildin değil mi? Henüz evlenmemiştin. Eğer bir gün evlenirsem Betty senin gibi biri olurdu. Ama tabii ki bu imkansız. İyi akşamlar.
İkinize de teşekkür ederim. Lütfen Bay Tesla'ya kapıya kadar eşlik edin. Çok fakir olmalı. Ama yine de bana bu çiçekleri almış. Şuradaki endekte çalışıyor işte. Hadi gidip onu görelim. İşte Tesla bu. Benim adım Hiram Brown. Western Telegraph şirketinin başkanıyım. Tanıştığımıza memnun oldum Bay Brown. Yapacağınız motorun gelişiminin maliyetini karşılamaya hazırım Bay Tesla. Alternatif akımın tüm masraflarını da karşılamaya hazır mısınız? Bu konuda henüz düşünmedim. Önce motorla ne yapacağımıza bakalım. Sadece kendi atölyemde çalışırım. Sizin için yapmamı beklediğiniz atölyede. Ben kendim yaparım Bay Brown. Siz sadece ödeyin. Oldukça ukala bir adamsın Tesla. Öyle olduğun için seçmişlerdi. Tam olarak ne kadar ihtiyacın olacak? 30 bin dolar ve kendi atölyem. Pekala, öyleyse o çukurdan çık ve buraya gel. Sana bir çek yazayım. Görüşürüz. Hoşça kal Bay Tesla. Graham'ın makinesi çok fazla enerji kaybediyordu. Eminim ki enerji üretmek için daha basit ve doğal bir prensip var olabilir. Pekala Bay Tesla, doğa emrinize amade. Size engel olan nedir? Basit prensibinizi keşfedin. Bundan hepimiz ama hepimiz memnun oluruz. Allah. Bu devam ederse delireceğim. Dün gece uyuyamadım. En hafif ses benim için gök gürültüsü gibi. Endişe etme, sen sadece çok hassas bir insansın. Duyularımda doğru olmayan bir şey var. Her şeyi diğer insanlardan daha fazla duyuyorum. Kor geri çekilir. Günün sıkıntısı artık sona ermiştir. Diğeri acele eder. Şimdi hayat fırsatları keşfedilmektedir. Ezberden Faust okuyabildiğine göre daha iyi hissediyorsun. Ters çevirmeliyiz. Ters çevirmek zorundayız. Işık üretebilmek için tersine akım olmalı. Mıknatıslar dünyanın güneşin etrafında döndüğü gibi dönmeli. Bunlar devre bobinleri. Eğer ters çevirirsek manyetik alan bu yönde hareket eder ve elektrik akımı bu yönde akar. Böylelikle komütatöre gerek kalmaz. Alternatif akım var. Enerji kaynağı hayal edilemeyecek kadar artar. Bir buluş yaptım. En ufak ayrıntıyı görüyorum. Bu motor doğayla uyum içinde çalışabilir. Görebiliyorum. Görebiliyorum. Görebiliyorum.
Bayanlar, baylar, bu teorinin çalıştığına sizi ikna etmek için şu anki elektrik akımını keseceğiz ve burayı benim sistemimle aydınlatacağız. Işıkları söndürün. Bayanlar, baylar, bu alternatif akımdır. Küçük bir jeneratörle ne kadar enerji üretildiğini gördünüz. Şimdi de bu salonu dolduracak kadar büyük bir jeneratör hayal edin. Tüm New York'u aydınlatabiliriz. Bundan da fazlası. Fabrikalar, toplu taşıma araçları, tüm sanayi için enerji kalacaktır. Önümüzde çok daha büyük buluşlar var. Bu konuda doğaya uyum sağlamayı başarabilirsek bir buluşu bir diğeri takip edecek ve yaşadığımız dünyayı çok ileri boyutlara taşıyacağız. Bakın Bay Tesla. Teorilerinizi birkaç garantiyle destekleyebilir misiniz? Sonuçlarından emin olmadan paramızı bağlayacağımızı düşünmüyorsunuz, değil mi? Bu şeyin çalışacağına dair kanıt gösterebilir misiniz? Baylar, buluşlarım dışında bir garanti gösteremem. Ben bir sigorta şirketi değilim. Sözüme inanmalısınız. İçgüdülerinize güvenerek hareket etmelisiniz. Umut etmek ve hayal etmek. Şimdi doğru akım elektriğine dönüyorum. Bay Edison, Bay Tesla hakkındaki görüşünüz nedir? Çok etkileyici. Kendisi çok yetenekli bir adam. Yaptığı icadın uygulanabilirliği ne olabilir? Bunu söylemekten üzgünüm ama uygulanabilecek bir alanı yok. Daha evvelden de söylediğim gibi fantazilerin kabul edilebilir bir yanı olduğuna inanmam. En azından bilimsel olanların. İzninizle baylar. Bay Edison, son bir soru. Bugünlük bu kadar baylar. Başka bir zaman. Eğer değeri olan bir şey olsaydı Edison onu kaçırmazdı. Yanlış atı oynadım. Bay Tesla, Thomas Edison icadınızın uygulamaya elverişli olmadığını düşünüyor. Bu konuda bir yorumunuz olacak mı? Bay Edison çok deneyimli biri. Bu şekilde düşünmesine üzüldüm. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum Bay Tesla. Sizi bir daha tebrik etmeme izin verin. Size iyi şanslar evet, diliyorum. Evet, gösteriniz çok etkileyiciydi Bay Tesla. Uygulamaya elverişli olmasa da. Teşekkür ederim baylar. Bay Tesla, lütfen daha açık bir şekilde izah edebilir misiniz? Daha fazla söyleyecek bir şeyim olduğunu sanmıyorum. Bugünlük bu kadar baylar. Teşekkür ederiz. Hepinize teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bay Tesla, lütfen kendimi tanıtmama izin verin. Ben General Electric'in başkanı George Westinghouse. Nasılsınız? Waldorf'ta benimle bir akşam yemeği yerseniz çok sevinirim. Keyif duyarım Bay Westinghouse. George. Bana Nikola deyin. Nikola. Tamam. Nikola. Çok lezzetli. Pekala. Uzun sözün kısası Bay Tesla, dalgalı akıma dair yaptığınız tüm şablonlarınızı $1,000,000 almaya hazırım. Önemli olan sizin icadınızın ne şekilde kullanılacağına karar vermeniz. Ben size sadece para çantası olarak hizmet edeceğim. Açık bir para çantası olarak ama. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Bana bir düzine peçete getirin lütfen. Bir düzine peçete bayım. Teşekkür ederim. Umarım yemek zevkinize uygundur Bay Tesla. Bence siz aceleci davranıyorsunuz Bay Westinghouse. Olabilir. Risk almadan bilimsel gelişmeler gerçekleşemez. İnsanlar bu uğurda hayatlarını riske ediyorlar. Benim paramın ne önemi var değil mi Bay Tesla? Projeye gerçekten içtenlikle inanıyor musunuz? İnanmasaydım burada olmazdım. Peki bana vereceğiniz 1 milyon doların haricinde yaptığım her beygir gücü motoru için sizden 1 dolar istesem? Kabul ederim. Kontrata bu maddeyi koyarız. Kabul etmekte bu kadar acele etmeyin. Sayılmayacak kadar çok beygir gücünden bahsettiğimin farkında mısınız? Peki ya Edison? O bunu tartışmasız kabul etmeyecektir. Ve o karşı olduğu müddetçe sistemimizi nasıl tanıtacaksınız? Sizin şablonlarınızla hallederim. Konu şu ki gerçek sizin tarafınızda. Bana gerçeği söyleyin Bay Westinghouse. Bunun bilime ve medeniyete bir faydası olacağını düşündüğünüz için mi bana yardım ediyorsunuz? Yoksa kâr için mi bu işe giriyorsunuz? Beni dinle arkadaşım. Ben kendim de bir mucidim ama şunu asla unutmam. Para olmadan icatlarımı pratiğe geçiremem. O yüzden biraz kar yapmaya niyetim olmasının neresi yanlış? Sinirlenmenize memnun oldum. Size inanmaya başlıyorum. Biraz maden suyu ve elma. Elmanın kaynar suyla yıkandığından emin olun lütfen. Krem karamel, biraz meyve ve tabii ki kahve ve... Şerefe Tesla. Sağlığına. Sanırım benim şarabımı içiyorsunuz. Haklısın. Çok üzgünüm. Kafamı karıştırıyorsun Tesla. Bir anlaşmaya vardığımızı varsayabilir miyim? Kabul ettiğini yani. Şaka yapıyordum. Ne demek istiyorsun? Beygir gücü için ödeme istemiyorum. Ama ben şaka yapmıyordum. Yaptığın her kurulmuş beygir gücü için 1 dolar alacaksın. Zengin olmalısın Tesla. Böylelikle özgür ve bağımsız olabilirsin. Sorun ne Tesla? Lütfen onları alabilirler mi? Beni hasta ediyorlar. Garson. Garson. Şeftalileri hemen götür, hemen. Hiçbir çeşit tatlı istemiyoruz. İstemiyoruz dedim. Baylar, kısa bir ara verelim. Kabul edenler. George, sence Adams neden şimdi bir ara verdi? Hadi bir, onun masumluğuna sakın inanma. Toplantıyı düzenleyen Adams'tı. Ama Morgan'a rapor vermesi gerek. Ha evet, ama iyi idare etti. Hadi gidelim. Beni duyuyor musun? Evet, seni duyuyorum. Toplantı sona erdi. Edison konuşma yaptı mı? Hayır. Peki ya George Westinghouse? Hayır. Önce Edison'a söz ver, sonra Westinghouse'a ve sonra da teklifi gündeme getir, anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı. Sonra da toplantıyı bitir. Baylar, şu anda aramızda Bay Thomas Alva Edison var.
Revize danışmanlık edeceği için oldukça şanslıyız. Şimdi fikirlerini duyalım lütfen. Teşekkürler başkan. Baylar, enerji santraline su taşısak da, santrali Niagara'ya yapsak da önemli tek bir şey var. O da bunun doğru akımda yapılacak olmasıdır. Doğru akım tüm dünya tarafından bilinen bir sistemdir. Bay Başkan. Bay Westinghouse. Baylar, doğru akım dünyadaki tek sistem kesinlikle değil. Nikola Tesla'nın alternatif akımı da var ve enerji akımının çok uzak mesafelere yayılabileceğini garanti ediyor. Basit, uygulanabilir ve Bay Tesla'nın mükemmelleştirdiği 40 lisanslı bir şablona sahip. İşte şimdi burada elimde. Bu sistem saf bir kurgudan başka bir şey değil. Üstelik tehlikeli bir kurgu. Bu tartışmaya çok açık bir konu Bay Edison. Sizinle bunu tartışmaktan mutluluk duyarım Bay Westinghouse. Baylar, oldukça önemli bir konuyu tartışıyoruz. Sanırım uluslararası bir komisyonun başkanlığında karar vermek en iyisi. Bay Edison, bu konuda bilgili kişi sizsiniz. Başkanlık konusunda isim vermeniz en uygun olacak. Teşekkürler başkanım. Baylar, dünyada bu şekilde düşünen tek bir adam var. Bana katılacağınızdan eminim. Fizikçi, matematikçi ve büyük bilgin. İngiliz Lord Kelvin. Paris'teki Uluslararası Komisyon sizin için başka bir deneme sahası olacak mı Bay Edison? Benim elektrik akımım tüm fuarı aydınlatacak. Peki Niagara şelalelerinde sizin prensipleriniz mi kullanılacak? Böyle bir seçeneğin olduğunu biliyorum. Başvuran diğer prensiplere nazaran tüm Avrupa, hatta tüm dünya benim sistemimi kullanıyor. Bundan iyi bir sistem yok. Peki ya alternatif akım? O üstüne konuşulmasına bile gerek olmayan, insan yaşamı için oldukça tehlikeli bir sistem. Jeneratörü çalıştır. Bayanlar, baylar, dalgalı akımı az önce gördünüz. Bunu göstermek için bu küçük köpeği öldürmek zorunda kalmamız çok acımasızca. Ama bunu bir önlem olarak göstermek için yaptık. Böylelikle gelecekte insanlar da dalgalı akıma aynı şekilde kurban olmayacaklar. Ve bizim insanlığı ilerletecek teknolojilere ihtiyacımız var. Onları öldürenlere değil. Kongre'ye dalgalı akımın kullanılmasını engelleyici bir yaptırım getirmesini söyleyeceğim. Teşekkürler. Sağ olun. Edison çılgın bir gösteri yaptı. Ne oldu George? Bir komedi. Ve bu komedi Başkan Lord Kelvin tarafından yönetiliyor. Bu yaptığı Edison'ı etkilemiş. Şuna bak. Alternatif akım Sing Sing hapishanesinde kullanıldı. Ölüme mahkum William Kemmler sonuçta acısız bir ölüm yaşamadı. Elektrik akımı birkaç kez kapatılmalıydı. Elektrikli sandalyeyi tasarlayanlar gereken voltajı ayarlamayı başaramadılar. Bu iğrenç bir şey, öyle değil mi? Geldiğin yere geri dön. Git buradan. Defol buradan. Git bırakın buradan. Bununla ben ilgileneyim Bay Tesla. Onlara bir ders vereyim. Bırak. Bu onların suçu değil. George. Tanıdığın herkesi topla ve mümkün olduğunca çabuk buraya getir. Onlara Tesla'nın konuklarına elektrikle işkence edeceğini söyle. Hepsi gelecektir, görürsün. Bay Enrico Caruso, Bay Nikola Tesla. Tanıştığıma memnun oldum. Bay Ignaz Podorowski, Bay Nikola Tesla. Nasılsınız? Bay Samuel Clemens Aliens, Mark Twain, Bay Nikola Tesla. Memnun oldum Bay Tesla. Kitaplarınızla bana yaşattığınız tüm keyiften dolayı o keyif bana ait Bay Twain. Beğenmiş olmanıza çok sevindim. Genellikle çılgınlıkla suçlanırım. (Gülüyor)
İhtiyacınız olan bir şey var mı Bay Clemens? Kritiklerimden bazılarının burada olmasını isterdim. Onlara elektrikli sandalye için tavsiye edebilirim. Buyurun, oturun. Teşekkür ederim. George. Katerina. Bob. Merhaba. Merak ediyorum Nicky. Bu gece ne yapmayı planlıyorsun acaba? Catherine. Ben bir idam planlamamıştım. Buna bir an bile inanmamıştım. İyi. Bay Jack Williamson. Bay Nikola Tesla. Ne oluyor George? Hayır, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İstemiyorum, teşekkür ederim. Bayanlar, baylar. Gördüğünüz gibi önümde iki elektron var. Elektrik akımını açtığımda 1 milyon voltluk bir gerilim olacak. Bu alternatif akımdır. Şimdi eğer elektrotlara ellerimle dokunursam ne olur dersiniz? Bayanlar, baylar. Eğer benim elektrik akımım öldürüyorsa, öyleyse onun kurbanı olmayı hak ediyorumdur. Nicky, lütfen. Hayır, sana yalvarıyorum. Bay Morgan sizi çalışma odasında bekliyor. Kendisi burada efendim. İçeri al. Bu kadar yeter. Bay Tesla. El sıkışmıyormuşsun. Bana söylediler. Neden? Sağlık nedenleriyle Commodore. Edison günde 2 kez el yıkadığını ve her seferinde temiz havlu olması gerektiğini söyledi. Birbirinizi tanıyıp tanımadığınızı sormama gerek yok. Hayır, birbirimizi iyi tanıyoruz. Ayrıca kahve ya da çay da almadığını söyledi. Sana ne ikram edebilirim? Belki viski olabilir. Ha. Bu seni neredeyse insani gösterdi. Tom, ona viski ver. Biliyor musun? Bazı insanlar senin deli olduğunu düşünüyor. Bazıları ise sahtekar olduğunu. Her ikisi de doğru olabilir ama yine de bir çeşit dahi olabilirsin. Lütfen oturun Bay Tesla. Sizi neyin çalıştırdığını bilmek isterim. Edison'un dahilikle ilgili ne söylediğini biliyor musunuz? Evet, kötü alıntılarından biri. Dahilik %1 ilham ve %99 ter dökmektir. Ona göre siz yeterince ter dökmüyorsunuz. Ve bilimsel bir sonuç olarak sizin yeterince beyninizi çalıştırmadığınız sonucuna varmış. Diyor ki, ne demişti Tom? Bunu Tesla'ya sor. Ona göre o zihinsel imgeler görüyormuş. Bu en küçük ayrıntıya kadar yaptığın her şeyin açıklanmasındaki ifaden. Bu senin fırçasız, şaltersiz motorundan olan gibi mi? Söylediğine göre Tom
Bay Tesla için her şey bir anda belirmiş. Bir çeşit uz görüşü olarak. Bu doğru mu Bay Tesla? Daha çok bir şimşek çakışı gibi. Ve sen bu uz görüyü, flaşı aniden Macaristan'da bir sokakta şiir okurken mi gördün, öyle mi diyorsun yani? Evet, Goethe'ydi. Kim? Bir Alman şairi. Sizin için bir çevirisini yollarım isterseniz. Teşekkür ederim Bay Tesla. Yaptığım motor... Viskinizden için Bay Tesla. Teşekkür ederim. Şimdi size yaptığım motorla ilgili biraz bilgi vereyim. Bunun ana kaynağı alternatif akım. Alternatif akım. Evet, burada 6 yıl önce ilk zihinsel imgenin belirdiği zamanki şekliyle çizilmiş bir şablon var. Adams bana bütün hikayeyi anlattı. O okuduğun şey de ne öyle? Bu bir dosya. Bay Tesla ile ilgili kör kalınmayacak gerçeklerle doldurulmuş bir dosya. Burada senin için çalışırken Bay Tesla'ya çözmesi için bir problem verdiğini yazıyor. Bu doğru mu? Ne olmuş? Ben her zaman çalışanlarıma çözmeleri için problem veririm. Bu neyle ilgiliydi? Senin kendi kendine çözemediğin bir şey olabilir mi? Bunu da nereden çıkarttın? Bu hikayeyi kim anlattı sana? Şirketinizdeki insanlarla konuştuk. Bu benim rahatlıkla çözebileceğim bir problemdi tabii ki ama bu sorun çıktığında ben başka işlerle meşguldüm. Her zaman olduğu gibi. Bizim duyduğumuza göre sen Bay Tesla'ya eğer problemi senin için çözerse ona $500,000 vereceğini söylemişsin. Ve çözdüğünde ona Amerikan espri anlayışının olmadığını söylemişsin. Tartışmamızın sebebi bu değildi. Ben parayla ilgilenmiyorum. Öyle mi? Ama ben ilgileniyorum. Bunca yıldır Edison'la çalışıyorsun. Bence artık benim için çalışmaya başlamanın zamanı geldi. Otur Tom, henüz tam olarak bitirmedim. Evet Tom. Açıkçası burada ne yaptığımı düşünmeye başladım. Bu görüşmeyi sensiz yapmak doğru olmazdı. Peki haklı mıyım? Bu Pittsburgh'taki çelik işleriyle mi? Hala elektrik santralini bekliyorum Tom. Daha fazla bekleyemem. Ben de öyle Morgan. Ben planlarımı komiteye ilettiğimden beri 5 ay geçti. Bay Tesla'nın farklı fikirleri var. Evet farklı. Bu ifade etmenin en iyi yolu. Madison Garden elektrik fuarında ne yaptı biliyor musun? Evet. Şimdiye dek bu kadar çok fazla jeneratörler yoktu. Bay Tesla'dan dinlemeyi tercih ederim. Affedersiniz. 25 beygir gücü jeneratör aldım. Tek taraflı jeneratörler. Sonra hepsini çiftler halinde işleştirdim ve birbirine bağladım. Böylelikle devreleri 90 dereceye kadar çıkabiliyordu. Bunu İngilizceye tercüme et. Bu 12 tane çift yüzlü jeneratör eder ve her biri 100 beygir gücünde. Dünyada elektrikle aydınlatılan ilk fuar oldu. İşte bu çok komik. Şu dakikaya kadar elektriğin benim icat ettiğim bir şey olduğunu düşünüyordum. Ama yanılmışım. Tabii ki yanılmadınız. Şimdi Bay Tesla'nın icat ettiğini öğreniyorum. Böylesini anlamadığın şeylerden oluşan bir raporla nasıl ortaya çıkabiliyorsun anlamıyorum. Ben sadece bilgi topladım Bay Edison. Kesinlikle eğitimli bir bilim adamı gibi davranmaya çalışmıyorum. Eğitimli? Tesla gibi mi demek istiyorsun? O eğitimli ve ben değilim öyle mi? Hayır Tom, öyle bir şey demedi. Demesine gerek yok, herkes biliyor. Hadi Tom, senin kendi kendine eğitmiş çalışkan bir adam olduğunu biliyoruz. Tesla da öyle. Bu ülkeye 4 sent ve bir şiir kitabı ile geldi. Ben üniversiteye gidemedim. Öğrenmek istediklerimi kendi kendime öğrendim. Ve öğrendiğim ilk şey bilimsel sürece saygı duymak olmuştur. Kanıtlanabilir varsayımlara dayanan nedenlere inanmak, deneyleri kontrol etmek, yeniden denemek. Ama o eğitimli bir bilim adamı her şeyi tahmin işiyle yapıyor. Fikirleri bile yok, içgüdüleri var öyle mi? Bu AC işiyle ne alakası var anlamıyorum. Bu AC doğru akımla alakalı değil mi Tom? Bunda doğru olan hiçbir şey yok. Bay Tesla'nın tüm sistemi baştan beri doğru akıma dayanıyor. Tesla. Tüm kanıtlara rağmen alternatif akımın asla çalışmayacağına kesinlikle inanmış.
Görüyorum ki imgeler ve flaşlar gören bu adam Thomas Edison'ın kuruntulara kapıldığını düşünüyor, öyle mi? Otur Tom. Bize Frankfurt'ta neler olduğunu anlat. Yoksa Frankfurt'ta ne olduğunu bilmiyor musun? Adams, Bay Edison'a Almanya Frankfurt'ta neler olduğunu anlat lütfen. Bir adam ona şeytan dedi. Benzetmeleri boş ver, sadece ne olduğunu anlat. 160 kilometrede elektrik transformunu yaptılar. Ve Tesla'nın sistemini kullanıyorlardı. Ve biz burada burnumuzun dibindeki Tesla'yı etkin olarak kullanamıyoruz. Sen General Electric'te çalışıyorsun ve ben finansal işlerin çaresine bakacağım. Ve Niagara Şelalesi'ndeki şu sistemi hemen kuracağız. Hangi sistemi kullanacaksınız? Hadi Tom. Denemekte ne zarar var? Kullanışsız bir komplikasyon. Yanlış olan bu. Ayrıca tehlikeli de. Niye direniyorum ki? Bunun yapılması kanunen yasak Bay Tesla. Gidiyor musun? Kağıt oyunumuzu bitirmemiştik. Lütfen kapıyı çarpma. Her seferinde bunu yapıyor. Arkadaşım oldukça inatçı bir adam. Ama icatlar dünyasında oldukça önemli biri. Ve eğer onun haksız olduğunu kanıtlayabilirsen... Bir kez bile olsa mutlu olurum. Ve sana şunu söylemeliyim. Sen ve ben iş yapacağız. Çok ilginç şeyler oluyor Nick. Edison General Electric'e katılmak zorunda kalacak. Ama bizi yutamayacaklar. Biz onları yutacağız. Şemalar bizde Nick. O proje bizsiz kesinlikle başlayamaz, biliyorsun. Farkında mısın? 100 impuls yakalamak olası görünüyor ya da 1 milyon elektrik impulsu. Bunu bir düşün. Bunun bizim için enerji kullanımında ne olağanüstü fırsatlar yaratacağını göremiyor musun? Nick, General Electric hakkında söylediklerimi duydun mu? Edison hakkında, Niagara hakkında. Morgan'ın bana söylediklerini biliyorum. Onu dinleme Nick. O insanlarla oyuncaklarla oynayan çocuk gibi oynar ve onları oyuncak gibi kırar ve atar. Bildiği tek şey budur. Dakikada 1 milyon elektrik akımı. Pekala Nick. Pekala. İstediğin kadar hayal kur. Ama elektrik santralinin açılışı için zamanında uyanacağından emin ol. Tamam mı? Ondan sonra dua et. Biri seni durdursun. George, bir şey beni nasıl durdurabilir? Sanırım benim bunun için bir cevabım yok. Tek söyleyebileceğim... Kendinden bu kadar emin olan bir adam için çok da mutlu görünmüyorsun. Nasıl olabilirim? George. Sorun ne Nick? Birkaç gündür imgeler görüyorum. Lütfen Bay Tesla'yı uyandırır mısınız? Çok önemli, onu derhal görmem gerek. Çok önemli. Onu rahatsız edemem. Eğer onu şimdi uyandırırsam sorumlusu siz olursunuz. Nasıl olsa hiçbir şey değiştiremez. Bırakalım hala uyuyabiliyorken rahat rahat uyusun. Ben ona daha sonra söylerim. Sorun nedir Bay Zitto, sorabilir miyim? Biliyorsunuz burası onun evi gibidir. Çok üzülecek, laboratuvar yanıyor. Tamamı yanacak ve tüm çalışmaları yok olacak. Buluşları, aletleri,
planları, her şey sis altında kaldı efendim, her şey. Bayanlar, baylar, Amerika bugün alternatif akımla çalışan ilk elektrik santralini açmış bulunuyor. Bu elektrik akımını üreten herkese teşekkür etmeliyiz. Ancak büyük uzak görüşü olan bilim adamı Bay Nikola Tesla'yı unutmamalıyız. O olmasaydı hiçbiri var olmazdı. İşte benim beklediğim kutlama. Bravo Nick, bravo. Bence bir konuşma yap Nick. Hadi Nick, dinleyiciler bekliyor. Her şey söylenip yapıldı. Bu elektrik santrali çok önemli değil. Sadece çoktandır bildiğimiz teorilerin uygulamaya geçirilmiş hali. Kendimizi tebrik etmektense daha önceden yapılmadığı için utanç duymalıyız. Esas iş şimdi başlıyor. Mesafeleri yok etmeliyiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın göstergesi olmalı. Uzak mesafelerde neler olduğunu bilmiyoruz. Oralardan resimler, haberler, olaylar getirebilecek radyo sinyalleri üretmeliyiz. Zaman ve mekandan kaynaklanan sınırları aşmalıyız. Ama gene de başlıca özellikleri kaybetmemeliyiz. Şimdi ve gelecek nesillerde, burada, dünyada ve binlerce bilinmeyen ışık yılı ötesinde. Beni affedin lütfen, ben... Tesla, Commodore'a ne söylemem gerekiyor? Ona Avrupa'ya gittiğimi söyle. Avrupa mı? Avrupa'da kim var? Annem ve kız kardeşim.
Abim! Dani! Dani! Anne! Bu gece çok soğuk. Evet öyle. Hey bak. Sigaramız mı oldu? Evet. Hadi tatlım gül biraz. George. Ne oldu? Teşekkür ederim Katrina. Gel hadi. Sorun ne? Gel lütfen. Lütfen. Sen neden içeri gelmiyorsun? Bana izin verme. Durumu Bay Westinghouse'a açıkladım. Kimseyi içeri alamam. Ama bu saçmalık. Bu Bay Tesla'nın emri. Catherine çok çaresizim. Onu görmem gerekiyor. Tüm geleceğim risk altında. Peki beni neden çağırdın? Nicola yüzünden. Annesi öldüğünden beri inan bana çok kötü durumda. Korkarım delirdi. Gerçekten delirdi Catherine. Buna inanabiliyor musun? Zito. Bay Tesla'yı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Biz de öyle. Bunu bilmelisin. Şu anda yardımımıza ihtiyacı olduğunu düşünmüyor musun? Evet. Kabul ediyorum. Onun için endişeleniyorum Bayan Johnson. Öyleyse aç kapıyı Zito. Çekim ve eğitim Catherine, tuhaf etki. Çok teşvik edici ve heyecanlı. Elektrik ve mıknatıs George, doğanın sıra dışı güçleri. Merhaba Nick. Nick, lütfen beni dinle. Ben... İnan bana yolun sonundayım ve yardımını istemek zorundayım Nick. Nick, bir kriz var. Pullman 4000 işçisini işten çıkarttı. Dün ulusal güvenlik sokakta insanları vuruyordu. Daha fazla kredi alamam Nick. Herkes geri çekiliyor. Beni 10 milyon dolardan fazla batırmakla suçluyorlar Nick. Bu sana borçlu olduğum para biliyorsun. Hatırladın mı? Her beygir gücü için $1. Her şeyin arkasında General Electric var Nick. Morgan beni yok etmek istiyor ve Edison da onun yanında Nick. Nick şirketim tüm hayatım. Ve düşündüm ki eğer Nick eğer zararı paylaşabilirsek biraz...
Bu kontratımız George. Evet. Nick, bunu yapmana izin veremem. Ben sana bu parayı borçluyum. Bu senin paran. Bana hiçbir borcun yok George. Hiç kimse dinlemezken sen bana inandın. Diğerleri arkasını döndüğünde sen elini uzattın. Teşekkür ederim Catherine. Teşekkür ederim. Dostum. Bu cömertçe Edinik'i. Hatta belki biraz fazla cömertçe. Tabii ki George Westinghouse'a durumu kötü olduğunda yardım etmek istedin. Ama 10 milyon doları öylece nasıl yırtabildin anlayamıyorum. Benim bir ailem yok Catherine. Sadece işime devam edebilmem gerekiyor. O kadar para sadece yoluma çıktı. Sağa kaydır. Şimdi de sola. Sonuna kadar götürüp sonra da bize doğru geri döndürebilir misin? Peki kablolar nerede Bay Tesla? Şimdiye kadar anlarsınız sanmıştım Bay Adams. Sanırım anlamadım. Komodora ne söylememi istiyorsunuz? Sadece gördüğünüzü söyleyin. Ve kablolar hakkında da kablo olmadığını. Tesla, senin şu küçük teknen, Adams onu anlatıp duruyor. Bunu daha büyük araçlardan yapabilir misin acaba? Aracın bir yerden bir yere gitmesini sağlayabilir misin? Mesela Niagara'daki enerjiyle benim çelik fabrikama hiç kablo kullanmadan bunu yapabilir misin? Bu harika bir şey olurdu. Olasılıkların sınırı yok. Sınır yok mu? Sen neden bahsediyorsun? Uzak mesafelerden iletişim hem de kablosuz. Telefonla seni aramadım Adams. Bırak Tesla anlatsın. Denizdeki gemiler Tesla. Her şey insan sesi, resimler, hepsi sadece elektriksel kuvvetler. Ve bu akşam gideceğin yer neresi söyler misin? Colorado Springs. Doğal elektrik açısından zengin. Bak Tesla, bana şehirden şehire kablosuz kelimeler gönderebileceğim bir şey yap. Hatta bunu okyanuslar ötesinde de kullanabileyim. Ondan sonra istersen Colorado Springs'e, istersen Timbuktu'ya git, hiç önemli değil. Morgan'dı. Kabul etti. Bu gerçekten bir dönüm noktası. Öyle değil mi Nick? Resimler ve sesler havada kablosuz olarak hareket ediyor. Bunu gerçekten yutacağımı mı sanıyor? İnanıyor olmanız gerek Komodor. Yoksa neden paranızı yatırasınız? Tesla'nın projesine para yatırmak, rulet oynamak gibi. Kendimi eğlendirmek için oynadığım bir oyun. Merak ettiğim, o bir deli mi? Yoksa çok büyük bir yetenek mi? Mucizeler vaat ediyor. Bakalım gerçekleştirebilecek mi?
Bir şimşek yağmurunda toprak enerjiyi emiyor. Konsantre dalgalarla doluyor ve bu dalgalar dünyanın çevresini geldiği yere dek sarıyor. Bu toprakta iletken bir enerji olduğunu kanıtlıyor. Şimdi eğer çok fazla enerji üretecek olursak ve onu toprağa geri verirsek, toprak da bize yoğunlaştırılmış enerji verecektir. Colorado Springs'e Marslılarla iletişim kurmak için gittiğiniz doğru mu? Dünyanın çevresini dolaşacak dalgalar yaratabilmek gibi bir gerçek var. Ve ayrıca bazı dalgalar uzayda da dolaşabilir. Onlarla nasıl konuşacaksınız? Hiç öyle bir niyetim olmadı. Yine de nereden geldiklerini anlayamadığım sinyaller tespit ettim. Ve bunlar sürekli aralıklarla devamlı geliyordu. Uzaydan gelen bir çeşit sinyal olabilir. Onlara cevap niteliğinde bir sinyal gönderdiniz mi? Bu soruyu Marslılara sorun. Ama siz de bir çeşit sinyal gönderdiniz değil mi? Belki de en az 1 milyon yıl kadar alınamayacak olan bir sinyal. Bay Tesla, farklı dünyalarla iletişimin bir gün gerçekleşebileceğine inanıyor musunuz? Belki de onlar asırlardır bize mesaj gönderiyorlar ama biz farkına varamıyoruz. Bay Tesla, yerdeki kağıt kümesi nedir? Colorado Springs'teki çalışmalarımın dosyası. Bize içinde ne olduğunu anlatabilir misiniz? Tamamen farklı yeni bir elektrik sistemi ama henüz bitmedi. Hangi açıdan farklı? Bizi nasıl etkileyecek? Kabul edilebilirliği açısından pek farklı değil ama gelecekte etkili olabilir. Umarım enerji açığında faydalı olabilir. İyi günler baylar. Bay Tesla, bir Tesla, soru sorabilir miyim? Bay Tesla, bir soru daha. Bugünlük bu kadar. Soru artık daha. Soru olmasın lütfen. Bay Tesla, bir soru sor. Rica etsem buraya bakabilir misiniz? Lütfen. Büyüklerin en büyüğünü görme şerefine bir kez daha nail olduğum için ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam dahi, Nikola Tesla. Gerçekten üzgünüm ama sizinle tanıştığımı anımsamıyorum. Bay Tesla, adım size bir şey ifade etmeyecektir. Çalışmalarınızın büyük bir hayranıyım. Öğrenciliğimde Londra'daki konferanslarınızdan birine katılmıştım. Kendimi tanıtmama izin verin. Adım Marcozzi Guglielmo Marconi. Sizinle tanıştığıma memnun oldum Marcozzi Marconi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bay Tesla, doğruluğundan emin olduğum teorilerim var. Ama formüle edemiyorum. Siz bu işleri biliyorsunuz. Telekomünikasyon alanında işe yarar olduğumu düşünüyorum. Eğer isteğiniz buysa Bay Marconi, öyleyse bilgece bir seçim yapmışsınız. Her zaman içgüdülerinize güvenin. Bilgi her zaman doğru yolu gösterici olmayabilir. Bay Tesla, ta Amerika'ya kadar sizinle tanışmaya geldim. Çalışırken gelip sizi izlemem mümkün mü? Elbette Marconi. Tüm laboratuvarım ve bilgimle size açık olacağım. Teşekkür ederim Bay Tesla. Bu çok büyük bir onur. Zito, Bay Marconi'ye yardımcı ol lütfen. Nasıl isterseniz Bay Tesla. Bay Tesla, size soru yok. Bay Tesla, lütfen buraya bakar mısınız? Bana doğruyu söyle Tesla. Bunun gerçekten neyle ilgili olduğunu anlayan biri oluyor mu? Umarım Commodore. Bunca yıldan sonra benim anlamam gerekiyor. Bakalım enerji... Bakalım sana göre sorun enerji mi? Bir ölüm kalım sorunu. Ve şu anki kullanımımıza göre enerji kaynağı tükenecek, öyle mi? Ve ayrıca gezegenimizi zehirliyor. Bunu fark etmedim. İnanın bana fark edeceksiniz. Belki bizler zehirden kurtulabiliriz. Ama enerji kaynaklarının kuruyacağı bir gün gelecek. Sonra ne olacak? Enerjiyle çalışan her şey duracak mı? Benim projemle hayır. Dünyaya kullanabileceği tüm gücü verebilirim. Saf güç. Ben de bundan korkuyordum. Korkuyor muydunuz? Ha evet. Bunca zamandan sonra nihayet neden bahsettiğini anlayabildiğimi sanıyordum. Ama bu psişik olma durumu. Özür dilerim, sizi anlayamıyorum. Seninle ilgili anlatıp durdukları tüm o tuhaf hikayeler, gazetelerde çıkan şu tren hikayesi filan. Tren devrilmiş Brown, ve şu Brown denen adam neydi o? Bay Tesla, Bay Brown'a hiçbir şart altında o trene binmemesi gerektiğini söylemiş, o da binmemiş. Kaza olmuş ve herkes ölmüş. Bu gerçekten oldu mu? İnsanlar bunun bir tesadüf olduğunu söylediler. Toplumda bilim ve doğaüstü olayları bilmek süper bir mucize neden yakışmaz gibi algılanıyor anlayamıyorum. Bunun için illaki çingene mi olman gerekiyor? Ben insanlara geleceklerini söylemeyi vaat etmiyorum ve bir mucit değilim. Sen nesin öyleyse? Ben bir kaşifim. Christophe Colomb. Evet, sanırım seni biraz andırdı.
Bazen keşfinden önce vahşi mavinin altında yok olurdu. Birçok kaşif vahşi mavinin altında yok oldular. Sen de bu yüzden mi gidiyorsun Tesla? Vahşi mavinin altında millerce yok olmaya, öyle mi? Bana kablosuz olarak bir gemiyle iletişime geçmemin gerçek olacağını söylemiştin. Sonra gazetelere, uzayda yıldızlara ulaşabilmekten bahsettin. Hepsini sen söyledin. Oldukça güçlü bir ihtimal. Ha, boş versene Tesla. Senin tüm bu güçlü ihtimallerinden... Bu sadece tahmin etmek değil. Değil mi? Arkanda ben olduğum müddetçe bir çılgınla iş yaptığımı düşünmelerine izin vermem. Tamam beyler. Bay Tesla geliyor. Tamam. Yukarı çekin. Hadi. Hadi biraz daha yukarı, daha dengeli. Yukarıya, evet. Yukarı biraz daha. Her zamanki gibi viski mi alıyorsun Nick? Seninle beraber büyük bir zevkle şampanya alabilirim. Güzel. Hadi senin şu yeni projene içelim. Sana içelim Bob, yeni elçimize. Yarın sabah erkenden gidiyor ve sen bize her şeyi anlatmadan gitmeyi hayal bile edemem. Anlatacak pek bir şey yok. Anlatmak istediği pek bir şey yok. Bu gizlilik neden? Bu Morgan'ın fikri. Bunu bir şart olarak koydu. Siz ikiniz kedi fare oynuyorsunuz. Bence Morgan senden korkuyor. Korkuyor mu? Asla. Belki başka bir şeydir. Bence Bay Tesla dünyayı değiştireceğinden hala emin. Ve umarım haklıdır. Tabii ki haklıyım. Sen tedavi edilemez bir iyimsersin. Ben tedavi etmek istemezdim. Demek istediğim, onun tüm bu güzel hayallerine asla son vermek istemiyorsun. Ama hayatım, sen onu her zaman gerçekle yüzleşmesi için zorluyorsun. Kulem. Gerçek o. Göreceksiniz. Dünya savaşının eşiğindeyiz Nick. Savaş mı? Ne diye savaş hakkında konuşuyorsunuz? Umarım Tesla bu konu hakkında düşünmüyordur. Bunun için çok zeki, saçma bir şey keşfedip hepimizin yok olmasına sebep olabilir. Tam olarak tersi Bay Twain. İnsanları savaşa yollamaktansa bizim için savaşacak robotlar yaratabiliriz. Tesla, bir gün içebilen robotlar yaratırsan o zaman göz göze ölümüne onlarla savaşabiliriz. Affedersiniz. Gerçekten bir savaş olacağını düşünüyor musun? Olması gerekmiyor. Hayır.
İnsanlar kafalarını kullanırlarsa olmaz. Kim bilir? Bir gün eğer şanslıysak ve savaş olmazsa belki doğduğun o uzak yere gidebilme şansına sahip oluruz. Lika'ya. Görüyor musun? İsmini hala hatırlıyorum. Annemi tanıyabilmeni isterdim. Seni tanıyabilmek isterdim Nikki. Mümkün olmayan şekillerde demek istiyorum. Bir zamanlar her şey mümkün olduğuna inanırdım. Hatırla, kendine bir çift kanat yaptığın ve uçmak için evinizin çatısına çıktığın zaman annen sen bir kuş değilsin Nikola demişti sana. Sen bir erkeksin. Para yüzünden beni rahatsız etme, işçiler ödemelerini alacaklarını bilmeliler. Morgan bize destek oluyor. Peki Bay Tesla. Bay Tesla, belki görmemiş olabilirsiniz diye bunu göstermem söylendi. Bay Tesla, sizi derhal görmek istiyor. Tüm o lanet olasıca uz görüşlerin ve flaşların altında bir tek söz vardı. Güvenebileceğimden emin olduğum tek bir söz. Uzak mesafelere kablosuz olarak mesaj yollayabileceğimize dair bir söz. Ama şimdi görüyorum ki Marconi. Bu icat yapılmış. Ama senin tarafından değil Tesla. Bir İtalyan tarafından. Şimdi şemaları ondan almam gerekiyor. Senden çalmış olması fark etmiyor. Fikri olan bir tek sen değilsin. Tüm bilim dünyası onun teorisini konuşuyor. Ve Paris'te. Paris'te ne olmuştu? Atomu parçaladılar. Her neyse işte. Bu tamamen yeni bir enerji kaynağı anlamına gelebilir. Bu enerji sadece doğal kaynakları yok ederek oluşturulabilir. Bu doğaya karşı çok ciddi bir suç ve bir gün kıyameti getirecektir. Dünya şu anda bir yol ayrımında. Ve eğer bu şansı kaçırırsak, gelecek nesiller tarafından sorumlu tutuluruz. Şans mı? Neyin şansı? Komodor, dünya dışına enerji yolladık. Denizden gelen bir enerji, rüzgardan ve güneşten. Enerji yaratmak için artık bir şeyleri yok etmemiz gerekmiyor. Zaten var olanı aldık, ondan oldukça yüksek kalitede ve miktarda yararlandık.
bunların gerçekleşebileceğine inanmamı beklemiyorsun. Zaten bunu daha önceden ispatladım. Her şey bu dosyada. Tek yapmamız gereken uygulamak. Adams. Evet komodor. Bunları gördün mü? Evet efendim. Tek bir güç kaynağı. Söylediği bu anlama geliyor. Öyle değil mi Tesla? Evet, bu doğru. Dünyada herkes bu güce ulaşabilir. Uzay boşluğundaki sinyal dünyanın çevresinde dolaşıyor. Evet. Güç herkese ait olacaktır. Nefes aldığımız hava gibi. Uğraşmamız gereken bazı finansal meseleler var. Tesla, seni daha fazla işinden uzak tutmak istemem. Geri dönmek için sabırsızlanıyorsundur. Hazır olduğumuzda sana haber veririz. Deli olmadığını varsayarak söylüyorum. Bu adam dünyayı ters düz edip kafasının üzerinde durabilir. Evet, ben yapabileceğine inanıyorum. Harika bir ihtimal değil mi? Harika mı? Yapabileceği her şeyi gerçekleştirdiğini düşünürsek ne olacağının farkında mısın? Hayır efendim. Tek bir enerji kaynağı olacak olan bu. Sadece tek bir tane. Yani herkes, aklına gelen herkes bahçesine bir anten saplayıp istediğini alacak. Ve bizim anten dışında satacak hiçbir şeyimiz olmayacak. Hayır, onunla çalışmak istemiyorum. Bunu ona belirten bir yazı gönderelim lütfen. Peki komodor, ona ne söylememi istersiniz? Ona hoşça kal de. Bunca yıldan sonra hala cevap vermeyi reddediyor. Ona dünyanın ne olabileceğini gösterdim. Hazır olduğunda bana haber vereceğini söyledi. Hala bekliyorum.